Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Irak'ta meşhur olan dolma tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler: 3 adet soğan, 1 miktarı patates, tüm sebzeler miktarları size bağlı. Domates, patlıcan, kabağa da ihtiyacımız olacak. Yeşil biber, yıkılmış 3 bardağı pirincim var. O size bağlı. Yani sizler de isterseniz daha fazla pirinç kullanabilirsiniz ya da daha az. Lahana, üzüm yaprağı, tuz, nar eşkisi, zeytinyağı, kırmızı tatlı biber, demir hindi, dereotu, limon suyu ve şöyle etlerimiz de ihtiyacımız olacak. Kuzu eti, 2 yemek kaşığı domates salçası, köri, sumak, karabiber, pul biber, 7 baharat, zerdeçal. Şimdi lahanı yukarıdaki olan şeyi kaldırdığımdan sonra onu haşlanacağım. Lahanamız şöyle kaynamış suyumuz içerisine koyuyoruz. Üstüne kapatıyoruz ve birkaç dakika kadar bekleteceğiz. Şimdi lahanamızı ters çevirelim ve birkaç dakika daha bekleteceğiz. Evet, şimdi çıkartıyoruz gördüğünüz gibi. Bir tencere alalım. İçine bir miktarı su ilave ettik. Şimdi soğanımız şöyle ortasına kadar keseceğiz. Bıçak yardımıyla kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Tenceremizi camımız üstüne koyacağız. Suyumuz kaynadıktan sonra şöyle artık soğanlarımız kaldırıyoruz. Şimdi yıkılmış olan pirincimiz şöyle bir kaseye içerisine koydum. Limon suyumuz pirincimiz üstüne dökelim. Dereotumuzu da koyacağız. Ben buzlamış dereotu kullandım. Sizler de isterseniz taze dereotu kullanabilirsiniz. Şimdi demir hindi de dökelim. Zeytinyağımız. Nar eşkisi. Domates salçası, sumak, karabiber, pul biberimiz, tatlı biber, yedi çeşitli olan baharat,
dişleri de çal. Baharatların miktarı size bağlı. Onların hepsine size bağlı. Küreğimizi de ilave edelim. Tuz da koyalım. Onu da size bağlı. Şimdi malzemeler hepsine birbiriyle karıştıralım. Evet, şöyle şimdi bir kenara bırakacağız. Arkadaşlar, ben size doğradığım maydanozum saymayı unuttum. Ben buzdolabında bıraktığım doğramış maydanozum kullanıyorum. Sizler de isterseniz taze maydanoz kullanabilirsiniz. Şimdi sebzelerimizi hazırlayalım. Evet, unu bir yerde atmayın çünkü birazdan sonra kullanacağız. İçindekiler şöyle çıkartıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu doğrayacağız. Arkadaşlar, bunu pirincimiz üstüne ilave edeceğiz. Yani birbiriyle karıştıracağız sonra. Şimdi patatesimizi alalım. Aynı şekilde üstüne kesiyorum. Bunu da pirinç karışımının üstüne dökelim. Basılacağımız için aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi domatesimizi hazırlayalım. Üst kısımdan şöyle keselim. Biberimizi de hazırlayalım. Şimdi soğanımızı hazırlayalım. Soğanımız bu şekilde hazırlayacağız. Birbiriyle ayırıyoruz. Şimdi soğanımızı şu şekilde doğrayacağız. Artık lahanamızı hazırlayalım.
Şuradaki olan kısmı kesiyoruz. İkiye böldük. Diğerleri için aynı şekilde devam edeceğiz. Malzemeler hepsini birbiriyle iyi bir şekilde karıştıralım. Tenceremizi alalım. İçine bir miktar zeytinyağı döktük. Et parçalarımız şöyle tenceremiz içerisine yerleştireceğiz. Lahanımızdan kestiği parçalar şuraya yerleştireceğiz. Patates yuvarlakları da öyle yerleştirdik. Şimdi sebzelerimiz içerisinde pirinç karışımı koyuyoruz. Ondan sonra şu şekilde üstüne kapatıyoruz. Patatesimiz tenceremiz içerisinde şu şekilde koyduk. Diğer sebzeler için aynı şekilde devam edeceğiz. İçine pirinç harcımızdan koyuyoruz. Sonra üstüne kapatıyoruz. Ondan sonra tenceremiz içerisine koyacağız. Şimdi lahanamı aldım. İçine dolduracağım. Üzüm yaprağı alalım, onu da dolduracağız.
Üzüm yaprağı hepsini bitirdikten sonra şöyle üstüne bir tabak koydum ben. Bir miktarı su koydum. Suyun miktarı şöyle olacak. Hepsini üstüne çıkana kadar su ilave edeceğim. Şimdi tenceremizi üstüne kapatıyoruz. Sonra ocağa götüreceğiz. Ocağın üstüne suyu çekene kadar bekleteceğiz. Evet, şimdi tabağımız tenceremizden çıkartıyoruz. Yine de üstüne kapatıyoruz. İyi bir şekilde pişene kadar bekleteceğiz. Bakalım nasıl oldu. Evet, azıcık daha bekleyeceğim. Daha iyi bir şekilde pişmesi diye. Bir tava alıyoruz. Üstüne bir parça lavaş koyacağız. Bundan sonra üstüne tenceremiz şu şekilde ters çevireceğiz. Şimdi tenceremiz şöyle kaldırmaya başlayacağız. Son şekli budur. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.